Mustafa Bey merhaba. Merhabalar Sinan Bey. Nasılsınız? Allah'a şükür. İyi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Kırıkkale'deyiz merkezde. Hoş geldiniz. Gayrimenkul danışmanlık ve inşaat sektöründe güzel hizmetleriniz var. Evet. Genel hatlarıyla çalışmalarınızı konuşacağız ama çok kısa Mustafa Kartal kimdir? Öncelikle şahsınızı bir ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. 1970 yılında Çankırı'da doğdum. Çankırlıyız. Evet. Babamlar zamanında buraya gelmişler. Makine kimyadan emekli babam, silah fabrikasından. Biz de 17 yaşında fabrikaya başladık. Makine kimyada çalıştım. 10 sene işçilik yaptım. Evet. İşçiyken okuyup fizik öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra Kırıkkale'de fizik öğretmenliğine atandım. 10 yıl önce yani 2000'li yıllarda bacanağım Hasan Şahin vasıtasıyla kendisi Ankara'da müteahhit. Bizi sektörle tanıştırdı, bize destek oldu hem maddi hem manevi desteği sayesinde. Biraderim emekli astsubay, ben şu an fizik öğretmeniyim. Ayrıca yenice inşaat mühendisliğinden mezun oldum. Evet. Bizi tanıştırdı, 10 yıldır Kırıkkale'de 10'a yakın inşaat yaptık. Ankara'da yine projelerimiz var, bacanağımla ortak bir inşaat yaptık. Evet. Ve hala çalışmaya devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi okul, eğitim, bilgi birikim tecrübelerinizi edindiniz. Ankara'da ilk göz ağrınız bir inşaat çalışmasından evet. sonra da 10'a yakın değil mi? Projeyi evet. tamamladınız. Evet. Devam eden projelerimiz var mı? Evet. Şu an bir tane bitti. İskan aşamasında. Bir tane devam eden var. O %30'u tamamlandığında. Evet. Ama güvenden dolayı şu kırık piyasada hepsini hemen hemen sattım. Evet. Bizim sıkıntımız yok. Ama piyasada belli bir sıkıntı var. Doların artışından tabii dolayı şimdi sıkıntı var. Ülkemiz belirli dönemlerde zorlu süreçlerden de geçiyor. Hale de geçmeye devam ediyor. Siz de ticaret olarak bu işi yaptığınız için ister istemez ufak tefek sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla. Peki yaptığınız projeler ne tarz projeler? Yani 3 artı, 2 artı kaç kat yapabiliyorsunuz? Şöyle fiziki yapısından da binanın bahsedelim mi? Asansörümüz, evet. çevre otoparkımız, oyun alanlarımız, böyle alanlar yapabiliyor musunuz? Yaptığımız ilk yıllarda sermayemiz kısıtlı olduğu için 4 katlı, 5 katlı binalarla başladık. Zaten asansör şu an zorunlu, her tarafta yapılmak zorunda. Evet. Gün geçtikçe hem kat sayısı arttı, hem de yaşam alanı ihtiyaç haline geldiği için otopark yapmak satışlarımızı biraz daha artırdı. Yaşam alanları da şart. Çocukların oyun alanları, ailelerin o binayı tercih etmesinde ilk etkenlerden bir tanesi. Evet. Bundan sonraki hedeflerim de artık parsel değil de ada bazlı yapmak. Evet. Ada bazlı yapıldığında tek bina yapılıyor. Katlar yan yana değil, üst üste yapıldığı için bahçeler biraz daha geniş. Geniş olur. Hem çocukların oyun alanı hem de otopark olarak sıkıntı çekilmiyor. Biraz daha alanı iyi kullanmış evet. oluyorsunuz evet. fiziki olarak. Binalarımız asansörlü dedik ama mesela bir daireyi konuşacak olursak kapıda, zeminde, tavanda, ıslak bölgelerde neler kullanıyorsunuz ürün olarak? Genelde TS'li ürün tercih Kaliteli ediyoruz. Kaliteli birinci sınıf. Evet. O inşaata göre değişiyor bazen. Projeye göre herhalde. Projeye göre değişiyor. Genelde biz her şeyini yapıyoruz. Dolap, vestiyer gibi ekstra ürünlerini de koyuyoruz. Anahtar teslim diyebilir miyiz? Anahtar teslim. Evet. Ama sattığımız arkadaşlarımıza tercih hakkı sunuyoruz. Dolabın rengini ve şeklini beğenmezse bizim yaptırdığımız kişilerle görüşüp farkını verip tabi. Evet. İstediği renge, istediği Hı-hı. şekle o dolabını, vestiyerini veya biz isim vermeyelim yani bazen Ankastel ürünleri de alıyoruz. Evet, evet. Onları da kendileri o değerin üstünü verip seçme hakkına sahip olabiliyorlar. Evet, diyorsunuz ufak bir farkı çıkıyor, onu kendileri karşılarsa evet, kendileri seçenekler yapabiliyorlar. Herkesin tercihi başka oluyor. Kimi gri rengi seviyor mesela evet. Ankastel ürünlerde, kimi beyazı, kimi siyah ürünleri seviyor. Evet.
Burada yani seçenek yüzden, sunuyorsunuz. Evet. Peki hizmet verirken neye önem verirsiniz? Şimdi bölgede yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız var. İnşaat sektörü ve gayrimenkul danışmanlık güvene dayalı bir iş. Önce emlak anlatayım. Evet. Biz 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Emlakta önemli olan karşılıklı güven. Ve her geçen gün müşteri portföyümüz artıyor. Bunun sebebi de müşterilerin bizden memnun olması. Evet. İşte geçen yıl bir Ankara'da projemiz bitti. Bağlıca bölgesinde. Orada gelişen bir bölge. Evet. Artık yavaş yavaş açılacağız. Yani Kırıkkale şu an bize biraz küçük geliyor. Evet. Kırıkkale'de alım gücü biraz Ankara'ya göre az. Yani tercihim Ankara, inşallah ileride İstanbul. Emlak danışmanlık bölümünde elinizde değerlendirdiğiniz neler var bölgede şu anda? Tarla. Tarla var. Evet, arsa Kırıkkale'de fazla. Ve kendimiz yapıyoruz ofis, da daireler. Başka arkadaşların da konutlarını satmada. Evet. Kırıkkale'de önder emlakçılardan bir tanesiyiz. İnşallah böyle ilerleyen zamanda yeni bir projenizde tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.